تحذري؟ Evet. تمام. Kendine gittim. Kendisi 70 yaşında ve çeşitli sağlık operasyonları geçirmiş biridir. Kolesterin ve ağrı kesici ilaçlar sayesinde durabiliyor. Aksi halde çok şiddetli baş ağrıları geçiren bir hastadır. Yine daha önce yaptığı ameliyatlar sonucunda safra kesesi alınmıştır. Şu anda bile safra kesesi yoktur. Doktorlar geçen hafta gitmiş ziyaret etmiş ama maalesef cezaevlerinde pratisyen doktorlar gidiyorlar yanlarına. Müvekkil daha önce Demokratik Bölgeler Partisi il başkanı veya eş başkanı iken o dönemde aldığı 9 yıllık cezanın bir kısmını tutuklu olarak geçirmişti. Dosyası kesinleşince kalan cezayı da yatmış oldu. Yani aslında siyasi faaliyet yürüttüğünden dolayı kendisine bu ceza verildi. Bundan dolayı da çok üzgünüz, yaşanmaması gereken... Peki bir şey sormak istiyorum. Siirt'in bazı haber kanallarında sizin müvekkilinizle ilgili işte onların tabiriyle tabii söylüyorum, bir terörist yakalandı ifadesinden sonra ailesi bu haberleri kınadığını söyledi. Biz bu haberi yaptık. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Dün kendisiyle bu konuları da konuştum. Bana söylediği şu oldu. Dedi, ne abartın, ne beni övün, ne de bana terörist deyin. Ben siyasi bir parti olarak yapacaklarımı yapıyordum. Bugün yapılanlarla aynı şeyleri yapıyordum. Ben terörist değilim. Kahraman da ilan etmeyin, terörist de demeyin. Ben o zamanki... Tamam. Yani bu durumda bir kişiye çok fazla yüklemeler yapılır bazen, övücü şeyler. Bazen de çok siyasi konjektür gereği kötü şeyler söylenir. Benim müvekkilim siyasi bir partinin il başkanlığını yürütürken bugün yapılanlardan farklı bir şey yapmıyordu. Bu hususlarda o da çok özgündü kendisine terörist denilmesinden. Özgündü ama Türkiye'de zaten terörist denilmeyen kimse kalmadığı için o da çok fazla abartmadı bu konuyu. Peki bu durumla ilgili müvekkiliniz yasal haklarını kullanma konusunda yani böyle lanse edilmesi ve yasal duruma başvurmayı düşünüyor musunuz? Açıkçası düşünmüyoruz. Yani bunun sebebi sonuç alınamayacağı ortadadır. Evet, tamam. Çünkü bugün bile başka bir müvekkilim hakkında basının yanlış haberleri sonucu yaptığım değerlendirmede biz ne yapalım, emniyet bize bu bilgiyi verdi demeleri üzerine basının böyle haberler yapabiliyormuş. Bu biraz basın mensuplarının kendi sorumsuzluğudur bana göre. Yapmamaları gerekiyor. Bir haberi teyit etmek lazım. Fakat baktığınız zaman da Türk Ceza Kanunu 314'deki terör örgüt üyesi suçlamasıdır. O da buradan hüküm edildiği için Türk Ceza Kanunu'na göre terörist ibaresi kullanılıyor. Burada zaten aslında bu işin haber olmasının belki Türkiye kamuoyuna şöyle bir katkısı olabilir. Nedir o? 70 yaşında siyasi parti faaliyeti yürüten bir kişinin terörist ilan edilmesi. Ve şimdi de belki en ilginci şudur. Batman cezaevinde ısrarla tarafsız bölgeye girmesi açısından baskı uygulanıyor kendisine. 3 gün boyunca tek başına bırakılmış, sigarası verilmemiş ve maalesef Şu anda siz gittiniz, ziyaret ettiniz. Genel durumu nedir gördüğünüz? Şimdi genel durumu şudur. Her ne kadar koğuşta gibi gözüküyorsa da fiili bir tecrit hali uygulanıyor kendisine. Neden? Çünkü geçen hafta itibarıyla PKK tarafından PKK tutsakları komple Osmaniye bölgesine gönderilmiş ve orada PKK suçundan yatan tek kişi Mehmet Emin Çam'dır. Şu an itibariyle 8 ranzalı büyük bir odanın içinde televizyonu yok, masası yok, sehpası yok. Onun deyimiyle ayakta yemek yiyor. Maalesef gözleri de artık yaşından dolayı zor gördüğü için gazete kitap da okuyamıyor. Böyle sıkıntılar içerisindedir. Ben bunu şeyle görüştüm. Ben bunu yönetimle görüştüm. Diyorlar ki canım alabilir.
Yani gidip televizyon da alabilir, gidip radyo da alabilir. Alabilir de Batman M-Tipi geçici bir yerdir. Şimdi bir ay, iki ay sonra onu alıp ya Batı'daki bir cezaevine sevk edecekler veya Beşiri'ye sevk edecekler. Yine de her türlü ihtimalde aldığı bu ekonomik zor şartlar içerisinde alacağı televizyonunu ve diğer eşyalarını orada bırakıp gitmek zorunda kalacaktır. Sadece bir kettle'ını götürebilir dediler de falan. Şimdi düşünün, burada ben her şeye rağmen tek başıma kalmayı göze alıyorum deyip örgütsel ortamda kalmayı kabul ederse ona bir sürü eşya aldıracaklar ve bir iki ay geçmeden başka bir cezaevine nakil durumu söz konusu olabilir. İşin özü şudur ki mevcut yasalarımızda Cumhurbaşkanı tarafından af kelimesi her ne kadar müvekkilince kabul görmüyorsa da bir durum değerlendirmesi yapılarak 70 yaşını geçen kişilerin ceza almaması sağlamaya yönelik bir durum olabilir. Biz bu konuda yetkililere sesleniyoruz ki sadece Mehmet Emin Çam değil, Mehmet Emin Çam gibi Türkiye'de yüzlerce, binlerce insan hasta, tutsak pozisyonundadır. Bu insanlarımıza sahip çıkmalıyız. Çünkü kanunun genelliği ilkesi eşit şartlardaki kişilerin eşit muameleye tabi tutulması gerekir. Biz burada özel bir muamele beklemiyoruz ama bütün yaşlı hasta tutsakların affedilmesi veya en azından ev hapsi gibi ara yaptırımlarla cezalarının elde çekilmesi hem kamu yararınadır hem şahsın hayati güvenliği açısından iyidir. Çünkü bu sağlık sorunlarıyla Türkiye'deki cezaevindeki hasta durumlarının yaşadıklarını yaşarsa uzun bir süre yaşayamayacağı korkusu içerisindeyiz. Biz daha Çam devrilmeden bu olaya el atılıp Mehmet Emin Çam üzerinden somut bir adım atılıp bütün Türkiye'deki sorunların tartışılması gerektiğine inanıyoruz. Avukat Sabır Taş'la beraberdi. Kendisi müvekkili Mehmet Emin Çam hakkında kamuoyunda öne sürülen iddialar ve yaptığı görüşmelerle ilgili açıklama yaptı. Öncelikle geçmiş olsun, kolay gelsin diliyorum. Sirt 24 Haber. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum dilediğiniz için.